Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanılır kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki ne benim de hatalarım olacaktır. Ben de bir insanım. Orhan Gencebay ne demiş? Hatasız kul olmaz. Tabii kendimi her gün geliştiriyorum. Elimizde bir teknoloji var. Her gün açık bir video izliyorum. Takip ettiğim Twitter üzerinde ya da YouTube üzerinde tabii ki bazı insanlar var tabii ki ne. Ben de bunları yorumlayarak ya da takip ederek yorum yapmaya çalışıyorum. Ve kendimi biraz geliştirdim 4 sene içerisinde. Burada borsada nasıl para kazanılır diye bir kanal açtım ve gördüklerimi size burada bir metin hazırlayarak size anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Borsada nasıl para kazanır arkadaşlar? Özellikle pandemi döneminde arkadaşlar biz neyi gördük? Virüsün artmasıyla eve kapandık ve internetin çok değerli olduğunu gördük ve evinde internet olmayanlar bile ne evine internet çekmek zorunda kaldı. İnsanların markete akın ettiğini gördük. Gıdaların değeri arttığını gördük. Sağlık sektöründe ve ilaç sektöründe değer kazandığını gördük. EBA'dan dolayı bilgisayar ve telefonların fiyatların arttığını gördük arkadaşlar. Borsada para kazanmak için bu saydığım sektörler için önemli olan hususlar nelerdir arkadaşlar? Bir, öz sermayesi artan bir şirket olması lazım. Yani bu potansiyeli olması lazım alacağınız bir hissenin. 2. Karlılığının artması. 3. En az %10 büyüme potansiyeli olması. 4. Bu şirketin Ar-Ge çalışması var mı? Yani şirket kendini büyütüyor mu? Yani Ar-Ge. Bu yazdıklarımı değerlendirerek borsada bir portföy yani bir hisse alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir yatırım yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar arkadaşlar, yukarıdaki saydığım sektörlere eşit şekilde paranızın %70'ini eşit şekilde hisseyi 4'e 5'e bölerek bu sektörlerden yatırım yapabilirsiniz. Ve %30 nakit bırakmak şartıyla arkadaşlar. Bunu yapmadığınız takdirde zararlara uğrayabilirsiniz. Yani %30 bırakma nedeniniz ola ki herhangi bir haber düştüğünde hissenin tekrar aşağıdan alma potansiyeliniz olsun diye %30 kesinlikle nakit bırakıyoruz arkadaşlar. Hissede arkadaşlar en azından alırken yani bir ev ya da araba alırken nasıl hemen satmıyorsak, uzun vadeli satmıyorsak, burada da bir hisse alırken portföy oluştururken arkadaşlar en az 6 ay ya da 1 sene olmak şartıyla almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Niye tavsiye ederim arkadaşlar? Çünkü günlük alımlarda yani her an bir akış, haber akışıyla herhangi bir hisse sert düşüş yapabiliyor ya da sert bir şekilde yukarı gidebiliyor. O yüzden uzun vadeli yatırım yaptırdığınız takdirde aldığınız firma dediğim gibi öz sermayesi, karlılığı, yüzde büyüme, 10 büyüme, Ar-Ge çalışması varsa daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde bir yatırım yaparsanız borsada para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım size borsada yatırım yaparken bu şekilde bir yatırım yaparsanız nasıl para kazanmaya başladığınızı göreceksiniz. Bu arada eğer olur da benim bu saydığım şekilde bir yatırım yaparsanız, para da kazanmaya başlarsanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar.